Rehberden herkese merhaba. Bugün hukuk rehberiyle karşınızdayız. Hukuk rehberinde bugün ara buluculuğu konuşacağız. Kim ara bulucu olabilir? Kimler ara bulucunun yardımlarından faydalanabilir? Kim hangi davayı nereye açabilir? Ara buluculuk öncesinde mi olur, sonrasında mı olur? Nasıl gelişir? Bunların hepsini Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi Hukuk Fakültesinden doçent doktor... Orhan Ersun Civan hocamıza soracağız. Sizin de arabuluculuğa dair sorularınız varsa çift 090 553 038 99 48 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı bekliyoruz. Ayrıca rehber@trt.net.tr e-mail adresinden de sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Bugün arabuluculuğu konuşacağız. Sorularınızı bekliyoruz. Rehber başladı. Müzik Evet bugün rehberde hukuk rehberini ele alacağız ve ara buluculuğu konuşacağız. Son yıllarda aslında çokça da duyduğumuz bir şey. Genelde insanlar davaları açarken hocam haklı olmak için açıyorlar davaları. Ama ara buluculuk aslında yeni de bir kavram. Belki yeni de değil onu da konuşacağız. Ee, öncelikle hoş geldiniz tabii ki. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden doçent doktor Orhan Ersun Civan hocamız. Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ederim Kübra Hanım. Davetiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Biz de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Çünkü dediğimiz gibi önemli bir konu ara buluculuk. Çünkü artık mahkemeler doluyor, taşıyor. İnsanlar davalarını, davalarının kısa sürede hallolmasını istiyorlar. Oysa davalar çok uzun sürüyor. Başka bir alternatif var, ara buluculuk var. Bugün ona dair sizden bilgiler edinmeye çalışacağız. İsterseniz öncelikle tanımlayalım, ara buluculuk nedir? E, haklı çıkma olasılığımız hala var mı bir ara buluculukta? Bunları size sormak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aslında ara buluculukla ilgili olarak öncelikle şunu söylemek lazım, ara buluculuk bir yargılama faaliyeti değil. Hı hı. Bu nedenle mahkemelerden önemli ölçüde ayrışmış olduğunu görüyoruz bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak biz adlandırıyoruz ara buluculuğu. Tabi başka yöntemler de var hı hı. yargılama dışında uyuşmazlıkların sonuçlandırılabileceği. Ancak ara farkı ne? Burada taraflar bir araya geliyor ancak kimin eşliğinde bir araya geliyorlar? Arabulucu dediğimiz tarafsız bir kişinin hı hı. E, aslında yönetimi altında bir araya geliyorlar. Ve burada biz şöyle bir sonuca aslında erişmek istiyoruz. Hak temelli değil. Mesela mahkemeler kanunlara göre yargılama yapar. Ama ara bulucu da hak temelli değil. Biz menfaat temelli bir çözüme ulaşmak istiyoruz. Hı hı. Belki de en önemli avantaj noktalarından da birisinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ara bulucu burada kesinlikle tarafları yönlendirmiyor. Hı hı. Sadece onların menfaatlerine ulaşmalarına yardımcı oluyor diyebiliriz. Evet. Tabii diğer taraftan işte yeni bir kavram dedim ama daha öncesine duyulan e, tahkim var mesela. Tahkimle arabuluculuk aynı şey midir? İkisi çok farklı aslında. Hı hı. Tahkim bir nevi yargılamadır. Evet. Tahkime gittiğiniz takdirde çıkan sonuç sizi bağlayacaktır. Hı hı. Arabuluculuk ise iradi bir süreç. Kimse hı hı. sizi zorlayamaz. Gittiğinizde mutlaka anlaşacaksınız diye bir zorunluluk söz konusu değil. Süreç ne kadar sürerse sürsün. Belki ihtiyari kısmında mesela 2 ay, 3 ay görüşeceksiniz. Gene de en sonunda anlaşmıyorum diyebilirsiniz. Hı hı. Bu yüzden tahkim açısından önemli ölçüde farklılaşmış olduğunu görüyoruz. En önemli farkı da bu bağlayıcı bir karar olmaması. Hı hı. Ancak tabii ki arabuluculuk sonucunda anlaşırsanız orası gene eğer sorularınız da olursa ya da seyircilerimiz sorarsa ele alacağımız ayrı bir konu oldu. Evet, sonucunda tabii ki merak ediyoruz ama onu biraz daha ilerleyen dakikalarda konuşalım. Çünkü ara buluculuk da sadece ara buluculuk değil, bunun da herhalde türleri var. Bize onlardan da bahsedebilir misiniz? Nedir bunlar? Ara buluculuğun aslında dünyada baktığımızda farklı türleriyle karşılaşıyoruz. Temelde üç başlık altında ele alabiliriz. Hı hı. Kolaylaştırıcı arabuluculuk, değerlendirici arabuluculuk ve dönüştürücü arabuluculuk olmak üzere. Hı <laughs> hı. Kolaylaştırıcı arabuluculuk tanımda da aslında vermeye çalıştım. Tabii ki çok farklı tanımları var. Ben sadece burada bir kısmını belki aydınlatabilmişimdir. Kolaylaştırıcı arabuluculukta arabulucu hukuki bilgisi varsa bile kullanabilme olanağına sahip değil. Hı hı. Sadece taraflara soru sorarak onların menfaatlerini ortaya çıkarmaya çalışır ve ortak bir noktada uzlaşmalarını hedefler. Hı hı. Değerlendirici arabuluculukta ise aslında hukuki bilgisini kullanabilir. Taraflar eğer arabuluculuk sürecinde anlaşmayacak olursa, o zaman bunun sonuçları ne olur? Mesela yargılamaya gittiniz, mahkemeye gittiniz. Hı hı. Burada gerçekten uzun sürebilir. Evet. Ee, ya da ne kadar sürebileceği. Talep edilebilecek kalacak miktarları nelerdir? Hı hı. Değerlendirici ara buluculuk biraz daha farklılık arz ediyor bu hı hı. anlamda. Bir de dönüştürücü ara buluculuk dediğimiz husus var. Dönüştürücü ara buluculuk ise daha çok aslında kişilerin kendilerini keşfetmesiyle de alakalı bir husus. E, hukuki uyuşmazlıklardan ziyade mesela akran zorbalı, hı hı. E, evet. yaşıtlar arasında özellikle okulda, lisede de olabilir bu, ortaokulda da olabilir. Üniversitede de olabilir. Hı hı. Mobbing uygulama varsa bu gibi durumlarda aslında hem kişilerin kendilerini keşfetmesine yönelik bir süreç. Evet. Mutlaka anlaşmayla da sonuçlanmak zorunda değil. Sadece o kişilerin o davranışları neden yaptıklarını kavramasını hedefliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla temel olarak aslında arabuluculuğun türlerini bu şekilde sınıflandırabilmemiz Türkiye'deki mümkün. Türkiye'deki arabuluculuk hangisi? Hangi tür e, uygulanmakta? Ülkemizde şu an için kolaylaştırıcı arabuluculuk kabul edilmiş durumda. Ancak daha sonradan yasalarımızda bir değişiklik yapıldı. Hı hı. Ve Vedendi ki eğer ki taraflar müzakereler sonucunda anlaşamayacak olursa o zaman arabulucu bir çözüm önerisinde bulunabilir. Hı hı. Bu başlı başına kolaylaştırıcı arabuluculuk yaklaşımını değiştirmiyor. Ancak baktığımızda değerlendirici ara bir kayış olduğu izlenimini doğurduğunu söyleyebilirim. Belki ileride değerlendirici arabuluculuk daha baskın olacaktır yasa değişiklikleriyle birlikte. sanırım bu arabuluculuk çeşitlerinin arabulucusunun da eğitimi herhalde en azından Almanya'da bildiğim kadarıyla farklı eğitimlerden gelen insanlar da olabiliyor ama Türkiye'deki durumu merak ediyorum. Kim arabulucu olabilir? Sadece hukukçular mı yoksa işte bir sosyal pedagog az önce söylediğiniz akran zorbalığı konusunda bir sosyal pedagogun da belki eee arabulucu olması söz konusuyken tabii Türkiye'de geçerli olan türden kaynaklı e, kimler ara bulucu olabilir? Onu da merak ediyorum ve e, şartları nedir arabulucu bulucu olmanın? Evet çok teşekkür ediyorum aslında Almanya'dan verdiğiniz örnek çok önemli. Sadece hukukçulara özgü değil aynı zamanda farklı meslek gruplarının da yerine getirebildiğini görüyoruz. Hı hı. Ancak Türkiye'de böyle bir durum söz konusu değil. Şu an için Türkiye'de sadece hukuk fakültesi mezunu olan kişiler ara evet. buluculuk faaliyetini yerine getirebilir. Ancak hukuk fakültesi mezunu olmanız yeterli değil. Buna ilave olarak koşullarımız da var. Hem mezun olacaksınız hem 5 yıllık deneyime sahip olacaksınız. Hı hı. Belli bir meslekte, kıdemde aramış oluyoruz. Bunlar olsa bile temel ara eğitimi dediğimiz bir eğitim almanız lazım. Hı hı. Bu eğitimi aldıktan sonra bakanlık bazen e, sınav açıyor. Hı hı. Eğer yeterli ara bulucu olmadığını düşünüyorsa var olan ihtiyacı da karşılamak için bu sınava girmeniz gerekir ve başarılı sayılmanız gerekiyor ki ara buluculuk faaliyetini yerine getirebilin. Hı hı. Ancak bu da tek başına yeterli olmaz. Çünkü sınavı kazandık, ara buluculuk siciline kayıtlı olduk. ...yine de dava şartı dediğimiz ara buluculuk faaliyetini yerine getirebilmeniz için ilave uzmanlık eğitimleri almanız gerekir. Evet, çünkü ara buluculuk avukatlıktan farklı bir deneyim. Sizin de az önce söylediğiniz gibi yasada aslında sen haklısın, bence hakkın ara demeyecektir avukat. Öyle bir yönlendirme yapması söz konusu değil. Dolayısıyla bunun da şartları var, ara buluculuğun da şartları var. Şunu merak ediyorum, siz az önce bir yasadan bahsettiniz. E, yasal bir dayanağı olmalı çünkü ara buluculuk. Sonucunu da konuşacağız. Sonucu bağlayıcı olacak çünkü taraflar için bir karara vardıklarında. Ee, genel olarak bunun hukuki temelinden bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ara buluculuk aslında gerçekten sizin de ilk yayına başlarken söylediğiniz gibi... Yeni bir kavram. <laughs> 6325 sayılı bir kanunumuz var. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu 2012 yılında hayatımıza girdi. <laughs> o zamandan beri aslında çok da etkili bir kanun olduğu anlaşıldı. Özellikle dava şartı ara buluculuğunda hayatımıza girmesiyle birlikte, tabi ilk devreye girdiğinde bu kadar çok kimse tarafından bilinmiyordu. Daha sonradan zaman içerisinde. 7036 sayılı iş mahkemeleri kanununun kabulü ya da Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişikliklerle birlikte daha baskın bir nitelik taşıdı. Ve hatta geçtiğimiz gün 28 Mart'ta da 7. yargı paketi kabul edildi. Orada da hala ara buluculukla ilgili düzenlemelerin yapılmaya devam edilmekte olduğunu görüyoruz. Peki her konuda, her hukuki sorunumuzda ee, belki de özellikle be, e, haklı çıkma ihtimali daha düşük olan insanlar da yapabilir mi diye bir e, şey spekülasyonda bulunacağım ama e, menfaatini gözetmek isteyen ya ya da belki çok yakını olan biriyle davalık olan birisi ya bunu bir ara da çözelim diyen insanların e, her konuda bir ara bulucuya gidebilirler mi? Ben bunu da merak ediyorum. Yani hukuk çünkü çok geniş bir palet aslında baktığımız zaman e, her e, aşamadan palet de yanlış kelime galiba Türkçe'de ama şunu söylemeye çalışıyorum. Ceza hukuku var, vergi mevzuları var, artık devletle muhatap olduğunuz konular var. Ara hangi aşama, hangi hukuki sorunlarda bir çözüm alternatifi olabilir? Evet çok teşekkür ediyorum bu sorunuz için. Çünkü gerçekten hukuk toplumun ve toplumsal yaşamın her yönünü düzenlemeyi hedefliyor. Ve bu yüzden farklı hukuk dalları var. Vergi hukuku, ceza hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku gibi. Burada aslında temel bir kriterimiz, kıstasımız şu bizim. Arabuluculuğa hangi alanda gidiyoruz? Tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği özel hukuk uyuşmazlıklarında. Hı hı. Bu bizim için aslında en kriter, temel noktalardan birisi. Dolayısıyla özel hukuk kapsamında kabul ettiğimiz tüm uyuşmazlıklar için bu ne olabilir? Kira uyuşmazlığı olabilir. Akrabaların mirasla ilgili çekişmeleri olabilir. Hı hı. Belki ortaklığın giderilmesi konuları evet. söz konusu olabilir. Ticaret hukuku, tüketici hukuku, gibi tüm alanlar aslında ara buluculuk açısından elverişli. Hatta aile hukuku açısından da baktığımızda belli alanlarda tümünde olmasa bile ara buluculuk faaliyetinin yerine getirilebilmesi mümkün. Ama bu söylediklerimizin aksinden ulaşabileceğimiz sonuç demek ki kamu hukukuyla ilgili uyuşmazlıklarda ara buluculuk söz konusu olamaz. Buna elverişli değil şu an için. Hı hı. Dolayısıyla vergi mevzuatından ya da sosyal güvenlik mevzuatından doğan uyuşmazlıklar için ara buluculuk faaliyetini şu an için işletemiyoruz. Belki ileride onunla da ilgili bir düzenleme yapılırsa tabii ki elverişli hale gelecektir. Peki ceza davaları için? Ceza davalarında da olanaklı değil. Hı hı, evet. şu an için Ama cezada da Uzlaştırma dediğimiz ayrı bir kurum var. Hı hı. Uzlaştırma şikayete tabi suçlar açısından özellikle söz konusu olabiliyor. Taraflar eğer orada uzlaşırsa o zaman yargılama aşamasına taşınmayacaktır hı, hı. Şimdi aslında şunu da sormak gerekiyor. Siz az önce ortaklığın giderilmesi dediniz. Dolayısıyla bu tür davalardaki tarafların sadece kişilerden oluşması da gerekmiyor. Belki bir şirket yani tüzel kişi ile olan arabuluculuk mevzuları da taşınabiliyor anladığım kadarıyla değil Tabii mi arabuluculuk ki, Gerçek kişiler olmak zorunda evet. değil. Hı hı. Tüzel kişiler olabilir. Tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar mesela bize göre de işveren kabul edilebilmekte. Hı hı. Dolayısıyla onlar dahi ara buluculukta taraf sıfatını taşıyabilecek. Evet. Peki yabancı mevzularda nasıl olacak? Yani bir yabancı unsur girince işte Alman vatandaşı birisi geldiğinde ya da bir Alman şirketiyle olan mevzuları biz burada Ankara'dan evet o zaman biz bunu dava yoluyla halletmek yerine bir ara bulucuya taşıyalım dememiz mümkün mü? Tabii ki mümkün. Kanunumuza göre tabi o ayrıntıya çok girmemiştim Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkların da aslında ara buluculuğa elverişli olduğunu kabul etmiş durumdayız Sizin dediğiniz gibi ne zaman yabancılık unsuru olabilir? Taraflardan birisi yabancıdır Alman gerçek kişisi ya da Alman tüzel kişisinin taraf olduğu bir sözleşme vardır Bu gibi durumlarda işletebiliriz ya da İş Almanya'da yerine getiriliyordu. Hı hı. Taraflar Türktür. Gene burada da yabancılık unsuru vardır. Bu gibi hallerin her birinde aslında bizim ara işletmemize herhangi bir engel durum söz konusu değil. Hatta tüm dünyada bu konular aslında düzenleniyor. Hı hı. Ara buluculuğun burada çok önemli faydaları var. Çünkü normalde belki dava yolunu işletseniz 2 yıl 3 yıl kadar sürebilecek. Ama ara buluculukla çok daha kısa sürelerde belki bir görüşmede ya da 2-3 haftalık süreç esnasında bu uyuşmazlığı sonuçlandırabilmektesiniz. Peki güncel gelişmeler var mı bu özellikle yabancılarla ilgili arabuluculuğa dair? Tabii ki bu konuda da özellikle geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilen bir sözleşme var. Singapur Sözleşmesi konvansiyonu olarak da hı hı. adlandırabiliriz. Bu sözleşme ancak konusu ticari uyuşmazlıklarla alakalı. Ticari uyuşmazlıkların ara buluculukta çözülüp uygulanmasını hedefliyor. Yani sadece tarafların anlaşmasını desteklemiyoruz. Aynı zamanda anlaşmanın sonucunun icra edilebilir olmasını da hedefleyen bir sözleşme uluslararası alanda hatta 28 Mart 2023 tarihinde mecliste kabul edilen, genel kurulda kabul edilen metinde de buna özgü değişiklikler mevzuatımızda da yapıldı. Ve şu düzenlendi. Eğer tarafların avukatları ve arabulucunun imzaladığı bir anlaşma belgesi varsa biz bunu direkt icra edilebilir kabul ediyoruz. Hı hı. Bu çok Ersun önemli. Hocam. Bir adım. evet. E, çok teşekkür ederiz bu e, Singapur konvansiyonu dediniz değil mi? Evet. evet. Şunu da merak ediyorum. Tabii insanlar biraz alıştıklarından yola çıkmayı tercih ediyorlar. Dava açmak bir alışkanlık biliyorsunuz artık yıllarca. Dolayısıyla arabuluculuk sanki bir hak kaybının olma ihtimali olan bir prosedürmüş gibi. Evet bazen hızlı olmak adına bu tercih edilebilir ama benim zamanım var. Hakkımı sonuna kadar salınacağım diyen insanlar da olabilir ve ara buluculuğu tercih etme işlerinin sebebi olabilir. Şunu merak ediyorum bu ihtiyari bir durum mu yoksa zarurum Yani mecbur kalınan, mecbur olunan bir şey söz konusu mu? Çünkü Almanya'dan bildiğim kadarıyla bazı mevzularda, bazı davalarda öncesinde bir ara bulucuya gitmek şartı var. E, bu Türkiye'de nasıl? Biz de ilk 2012 yılında yürürlüğe girdiğini söylemiştim. Yani kanunumuz hı hı. kabul edilmişti. O zaman sadece ihtiyari olarak kabul edildi. Ancak daha sonradan bizde de 2018 yılından itibaren başlayan bir süreçle birlikte çeşitli uyuşmazlıklarda mutlaka dava açmadan önce arabuluculuk sürecini işletmek zorundasınız. Bu bir dava şartı olarak düzenlendi. Aksi takdirde davanız reddedilmekte. Burada özellikle hangi uyuşmazlıklarda dava açmadan önce gitmek zorundayız? İş hukukuyla başladı bu süreç. Daha sonra ticaret hukuku devreye alındı. Tüketici hukuku girdi. Ve dünkü yasanın kabulüyle birlikte kira hukuku, komşuluk hukuku, hı hı. gayrimenkulden doğan uyuşmazlıklar da dava şartı olarak kabul edilmiş durumda. Hı hı. Benim öngörüm tabii ki bu gerçekleşir gerçekleşmez onu bilmiyorum ama özel hukuktan doğan tüm uyuşmazlıklarda mümkün olduğu kadar dava şartı arabuluculuk buluculuk uygulamasının benimseneceğini düşünüyorum. Ancak bu şu demek değil zamanım var yargıya giderim bunu engelleyen bir süreç değil hı hı. bu anlamda bir hak arama özgürlüğünü engellemiyoruz ara bulucuya gidiyorsunuz ama anlaşmıyorum diyebilirsiniz evet. ara bulucu sizi zorlayamaz hı hı. mutlaka evet. anlaşacaksınız yönünde ee, sadece aslında bir adım atılabilir miyi görmüş olacak kişiler ve belki de daha hızlı bir bekledikler, beklediklerinden daha hızlı bir çözüme kavuşma ihtimali olan bir süreç diyelim ara buluculuk için şunu da merak ediyorum e, kişiler davaları açarken avukatlarıyla biliyorsunuz e, davalara giriyorlar ve belli belgeler sunuyorlar. Ara buluculukta da bir avukatla mı gitmek gerekir? Avukat olması gerekir mi? Şart mıdır? Bir de hangi belgeleri getirmeleri gerekir tarafların? Çok teşekkür ederim. Ara buluculukta mutlaka avukatla temsil edilme zorunluluğu yok. Hı hı. Özellikle işçiler açısından baktığımızda şöyle düşünebiliyorlar. Ben bir ara buluculuğu işleteyim anlaşamazsam o zaman avukatla dava açabilirim hı hı. şeklinde yaklaşımları da mevcut. Ancak burada belgeler konusunda ikili bir ayrım yapmak lazım. Az önce söyledim bir ihtiyari arabuluculuk var, bir de dava şartı arabuluculuk söz konusu. İhtiyari arabuluculukta zaten aslında sizin bir anlaşma eğiliminiz olduğunu anlıyoruz biz. Hı hı. Dolayısıyla burada tarafların yapması gereken çeşitli sözleşmeler mevcut. Birisi ara buluculuk sözleşmesi yani bu faaliyeti yerine getirmeye yönelik sözleşme. Diğeri ise ara bulucu sözleşmesi. Onda ise ara bulucunuzu seçiyorsunuz. Kim bu faaliyeti hı. yerine getirecek? Burada tabii ara bulucuyu seçerken ara buluculuk siciline kayıtlı kişilerden seçmiş olmanız lazım. Çünkü ulusal yargı ağ projesi sistemine giriş yapılacak ve ona da bir numara alınacak. Hı hı. Hüküm ve sonuçlarını Doğurabilmesi için ama dava şartı ara buluculukta yapmanız gereken temel husus siz başvuruda bulunuyorsunuz hı hı. burada adliyelerde özellikle ara buluculuk bürosu dediğimiz bürolar var daha sonra ara bulucu size davet ve bilgilendirme mektubu gönderiyor evet. ona bağlı olarak sürecin devam etmiş olduğunu görüyoruz. Hı hı. Peki mevzularda birçok alan var aslında eee. ...ara buluculuğa elverişli olmayan davalar da var mı? Yani belki mecburen gidilen veya tercih edilerek gidilen davalarda... ...ama sonuç itibariyle elverişli değil dediğimiz... ...baştan bunu öngörebildiğimiz konular var mı? Az önce de bir belirtmiştim. Kamu hukukundan doğan uyuşmazlıklar kesinlikle ara buluculuk açısından elverişli değil. Bunun özellikle iş ve sosyal güvenlik hukuku açısından belirtirsek... ...en önemli yansıması şu... Mesela kişiler diyor ki ben 5 yıl çalıştım ama sigortam yapılmadı. Hı hı. Hem ben fazla çalışmamı ve kıdem tazminatımı istiyorum hem de kaçak çalıştırılması, sigortasız çalıştırılmasının... Evet düzenlenmesini talep etmekte. Şimdi burada evet kıdem tazminatı ile ilgili fazla çalışma alacağı ile ilgili talepler arabuluculuk açısından elverişli. Hı hı. Ama eğer ki sigortasız çalıştırıldıysanız bu kısımlar elverişli olmadığını söyleyebilmemiz mümkün. Bazı alanlar da dava şartı arabuluculuk açısından elverişli değil hı hı. ama ihtiyari arabuluculuk açısından elverişli. Buna bir örnek vermek gerekirse özellikle iş kazası ve meslek hastalığından doğan talepler. Hı hı. İş kazası geçirdiniz ve tazminat talep edeceksiniz. İşverenden maddi tazminat olabilir, destekten yoksun kalma tazminatı olabilir. Bu gibi durumlarda ihtiyari ara buluculuk sadece söz konusu. Yoksa taraflar dava açmadan önce ara bulucuya gitmek zorunda değil. Hı hı. Bunun da tabii çok ilginç örnekleri var aslında Kübra Hanım. Hani böyle basına da yansıyan çeşitli örnekleri var. Mesela kişiler burada gittiğinde ara buluculuğa eğer iş kazasına bağlı olarak yargılamaya gitse bir tek tazminat talep edebilecek. Hı hı. Ama ara buluculuk bir yargılama faaliyeti değil. Evet. O yüzden burada dar düşünmemek lazım. Çok farklı ihtimallerle insanlar anlaşabilir, taraflar uzlaşabilir. Hı hı. Mesela şöyle bir olay olmuş İş kazasında elini kaybediyor işçi hı hı. ara buluculuk sürecinde işveren hem protezel sağlamayı temin ediyor... Bir de şunu taahhüt ediyor. Diyor ki çalışma çağının sonuna kadar istihdam garantisi veriyorum. Bunu mesela yargılamada elde edebileceğimiz bir sonuç evet. değil bu. Arabuluculuk faaliyetiyle çok farklı şekillerde anlaşma gerçekleştirebiliriz. Yani bir hak kaybından öte daha fazlasını da alma ihtimalimizin olduğu ee, durumlar söz konusu olabilir ara buluculukta diyebiliriz yani herhalde her zaman için böyle müzakere deyince sanki ödün verilecekmiş gibi anlaşılıyor evet. mutlaka bir ödün verilecek diye bir husus söz konusu değil ya da çok farklı şekillerde menfaatiniz neyse şunu da diyebilirsiniz beni işe alma ama oğlumu işe alman karşılığında ben <laughs> kıdem tazminatımı istemiyorum şeklinde bir düzenleme evet. de gerçekleştirebiliriz. Bunlar yasalarda yazmayan şeyler sonuç itibariyle. Tabii. Şimdi Ersun hocam şunu da merak ediyorum. Az önce dediniz ki kişiler daha doğrusu taraflar arabulucularını da seçebilirler. Bu da enteresan gerçekten. Çünkü sonuç itibariyle bir dava açtığımızda hakim seçme gibi bir lüksümüz olmuyor. Ara buluculuk en azından belki bildiğimiz, tanıdığımız bir avukat da olabilir. Ee, belki ortak tanıdık olabilir. Ee, belki de bu arayı bulmak konusunda da daha faydalı olabilir. genel olarak arabuluculuk nasıl başlatılır? Ara buluculuk başlatılırken gene ikili bir ayrımdan hareket etmek lazım. İhtiyari arabuluculuk mu, dava şartı arabuluculuk mu? Hı hı. İhtiyari arabuluculukta dediğim gibi aslında taraflar zaten bu süreci işletmek konusunda gönüllü. Dolayısıyla kendileri arabuluculuk sözleşmesi yapıp bir de arabulucu sözleşmesi bu süreci başlatacaklar Onun üzerine arabulucu bulucu seçilen kişi tarafları belirlenen günde davet edecek ve görüşmeler gerçekleştirilecek <laughs> dava şartı arabuluculuk biraz daha farklı çünkü orada karşı tarafı görüşmelere katılmaya, bir nevi zorladığınızı söyleyebiliriz. Anlaşmak zorunda değil ama Hı -hı. görüşmelere katılmasını mutlaka istiyoruz. Bu süreci başlatırken özellikle iş hukukundaki bunun uygulamasına baktığımızda adliyelerde ara buluculuk bürosu dediğimiz büroya gidiyorsunuz. Orada eğer avukatınız da yoksa süreç çok basitleştirilmiş bir durumda bir başvuru formumuz var. Hı -hı. Bu başvuru formunda ilgili yerleri doldurmanız yeterli kendinizin karşı tarafın bilgilerini doldurmaktasınız. Bir de talep ettiğiniz alacaklar ki onu da biz kolaylaştırmış durumdayız. Hı -hı. Orada bir listemiz var. Orada hangi alacağınız varsa karşılığında tik atabiliyorsunuz, çarpı koyabiliyorsunuz Hı -hı. ya da diğer seçeneği yazıp yeni bir alacak kalemi oraya ekleyebilmeniz mümkün olduğunu görmekteyiz. Ama sadece böyle başlatılmak zorunda değil özellikle avukatlarda gördüğüm bu formu doldurmaktansa kendileri dilekçe olarak bunu sunabilmekte ve ara buluculuk sürecini gene UYAP sistemi üzerinden gönderdiği bir belgeyle başlatabilmekte olduğunu görüyoruz. Diğer faaliyet alanlarında da yani ticari, ticaret hukukunda da bunu böyle yapabilmeniz mümkün mesela ya da tüketici hukukunda Açık açık yazabilirsiniz bizim uyuşmazlığımız budur diye. E, taleplerin de baştan söylenebiliyor olması da bence güzel bir e, ayrıntı. Şunu da merak ediyorum. Şimdi ara bulucular da taraflara ulaşma ihtimali var. Yani tarafların kendiliğinden o inisiyatifi alıp bir ara bulucu bulmasındansa belki diğer türlüsü de e, işi kolaylaştırıcı olabilir. Bir de bir seçmek de biliyorsunuz ayrıca bir stres. Ara bulucular peki taraflara nasıl ulaşabilirler? Arabulucular şöyle, dava şartında zaten sistem otomatik olarak hı hı. atamış oluyor. Onun üzerine siz görevlendirildiğinizde zaten tarafların iletişim bilgilerini görüyorsunuz. Hı hı. Ancak yargılamada hep şöyle bir algı vardır. Bir yazı gönderilecektir, müzekkere yazılacaktır gibi. Ara buluculuk sürecinde bir kez daha vurgulayayım. Burada çok daha rahat bir esaslar esas çerçevesinde hareket ediyoruz. Dolayısıyla yargılamayla sınırlı değiliz ve kanunda da bu özel olarak düzenlenmiş. Arabulucu her türlü iletişim vasıtasıyla size ulaşabilir. Hı hı. Bunda bir sınırımız yok. Mesaj gönderebilir telefonunuza. WhatsApp'tan yazabilir. Kendisi şahsen gelebilir. Hı hı. E tabii ki mi? yazı gönderebilir size. Bir diğer seçenek de o. Hı hı. Yani teknolojinin tüm imkanlarından yararlanabilme olanağımız mevcut arabuluculuk faaliyetinde. Peki görüşmeler nasıl oluyor hocam? Yani davet edildik. Taraflar olarak gittik sizin de söylediğiniz gibi bir ara ofisine. Sonrasında ne oluyor? Çünkü çok da karışmaması gerekiyor anladığım kadarıyla ara bulucunun. Nasıl ilerliyor o görüşme? Çünkü tarafların da dost olmadığını biliyoruz baştan. Tabii ki. O içerikten de bize bahseder misiniz? Burada şimdi biz tabii eğitimleri aldığımız dönemde hep iletişim nasıl sağlanacak? Onunla ilgili eğitimlerde verilmekte. Mümkün olduğu kadar tarafları çağırmış olduğumuzda karşılıklı e, oturtmaya ça çalışıyoruz. Ancak tek bir odanın olduğu yerde değil birden fazla aslında odanın olduğu yerlerin tercih edilmesi daha isabetli olacaktır. Çünkü zaman zaman tarafların sesleri yükselebilir. Onlarla özel görüşme yapma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Hı hı. Bu nedenle genellikle benim tavsiyem özellikle ya büyük avukatlık bürolarında olabilir ya da arabuluculuk merkezlerinde olabilir. Hı hı. Sadece bu faaliyeti yerine getirmek üzere kurgulanmış merkezler Ankara'da birden fazla söz konusu. Hı hı. Oralarda arabuluculuk faaliyetinin ve görüşmesinin gerçekleştirilmesine engel yok. Tabii bizim arzuladığımız aslında kural olarak görüşmenin yüz yüze gerçekleştirilmesi. Çünkü kişiler yüz yüze geldiğinde empati yapma olanağı daha fazla olmakta. Ancak her zaman bu söz konusu olmayabilir. Özellikle bunu Covid-19 döneminde çok evet. yaşadık. Telekonferans yöntemiyle de zorunlu hallerin varlığı halinde arabuluculuk görüşmesinin gerçekleştirilmesi mümkün. Evet, daha insani bir çözüm yolu aslında değil mi? Yani mahkemelerde e, elbette kendini ifade etme hakkı var insanların ama arabuluculuk sanki sizin de söylediğiniz gibi empati kurma, daha insani bir boyut sanki. E, hocam çok teşekkür ederiz. Kısa bir araya girelim. Hem de seyircilerimizden de arabuluculuğa dair sorular beklediğimizde hatırlatalım. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Rehberden tekrar merhaba. Bugün Hukuk Rehberi'nde arabuluculuğu ele alıyoruz. Doçent Doktor Orhan Ersun Civan hocamız sorularımızı yanıtlıyor. Bir de Fransa'ya uzanalım. Fransa'dan hukukçu Furkan Tanrı verdi sorularımızı yanıtlayacak. Fransa'ya selamlar. Furkan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Sağ Sağlıcak. Ee, Furkan Bey, Fransa'da da arabuluculuk var mı? Nasıl işliyor? Bize biraz anlatır mısınız? Evet kesinlikle. Aslında son dönemlerde mahkemelerin yükünü azaltmak veya tarafları daha kolay ve kısa bir şekilde bir karara ulaştırabilmek için ara buluculuk yöntemi Avrupa'da çok e, genişlemiş durumda, çok gelişmiş durumda. E, kimler ara bulucu olabiliyor? Aslında bu soru çok güzel çünkü az önce Orhan Hocam'ı da dinleyip de Türk hukukunu da biraz öğrenmiş oldum. Sağ olsun kendisi. E, Fransa'da da ara buluculuk aslında ikiye ayrılıyor. Bir özel ara bulucu ve diğeri de Fransa'da Fransızca daha çok uzlaştırıcı yani <laughs> konsilyatör dediğimiz kişi oluyor. Ee, ara buluculardan bahsedecek olursak ara buluculuk az önce hocamın da dediği gibi tarafların kendi inisiyatifiyle birlikte işte bir kişiye başvurup kendi aralarında yaşadıkları sorunu çözebilmek adına bir e, girişmiş oldukları yöntem. <laughs> e, ve bu kişinin... Buyurun, buyurun. siz devam edin ve bu kişinin de herhangi bir e, hukuki formasyona falan ihtiyacı yok. Arabulucu olması için sadece e, belli bu konu hakkında bir tecrübesi olması veya konu hakkında ufak bir e, da olsa hukuki formasyon olması ve e, kişinin ...medeni haklarından e, haklarını hala kullanabiliyor olması ve sabıka kaybının olmaması yetiyor. Hı hı. Peki hangi alanlarda e, ara buluculuk e, olabiliyor? Biz az önce e, Ersun Hocam'la da konuştuk. Ceza davalarında olmuyor mesela ya da kamu davalarında olmuyor. Ara buluculuk Fransa'da hangi alanlarda mümkün? İşte az önce Orhan Hocam bahsettiği alanlarla aynı alanlar. Zaten hı hı. idari hukukumuz Fransa'nın Türkiye'nin çok benzediği için aynı alanlarda oluyor... Ki idari hukukta ise bu ara buluculuk e, işlemleri daha çok devlet tarafından yüklenildiği için onlar özel bir büroda fakat çok daha e, hukuki bir şekilde e, çerçevelenmiş, çok daha prosedürleri belli olan bir şekilde ara buluculuk oluyor. Fakat e, idari ve ceza konularında asla bir aracılık bulunmuyor. Bu zaten devletin kendi e, devlet e, şey mekanizması. Yönetgeleri diyeyim. Hı -hı. Evet. Şunu da merak ediyorum Furkan Bey. Ee, birazdan e, Ersun hocama da soracağım ama arabuluculuk aslında bir alternatif. Dolayısıyla insanlar da alternatiflere bakarken e, yine maddi duruma da bakıyorlar. Bu masraflı bir olay mı? Yok, kesinlikle. Fransa'da arabuluculuk eğer devletin e, Adalet Bakanlığı tarafından atanan uzlaştırıcı dediğimiz kişilerin önünde gerçekleşirse kesinlikle ücretsiz bir işlem. Ve bu aslında tarafları da bazen hele ki e, davanın e, çerçevesi küçük olduğunda veya küçük rakamlar veya küçük e, maddeler olduğu olduğunda avukat masrafından kurtarıp direkt olarak kendilerini ara bulucuyla bir şekilde e, uzlaşabiliyorlar. Evet. E, fakat e, kendi özel bir ara bulucu seçip özel ara bulucu şirketlerine başvururlar ise kesinlikle çok daha farklı ücretler olabiliyor. Hatta ücretler çok yüksek rakamlara dahi çıkabiliyor. Peki kim ödüyor bunları? Ee, şey taraflar ödüyor tabii ki de. Şimdi eğer e, böyle özel bir anlaşma olursa normalde hukuk hukukta e, iki kişinin de ortak bir şekilde ödemesi öngörülüyor. Fakat e, kişilerin kendi anlaşmalarıyla veya e, ara bulucunun da tavsiyesiyle bir taraf diğerinden daha fazla ödeyebiliyor. Ama fakat fakat genellikle ortak ödenen bir durum. Hı hı. Furkan Bey ara, e, ara buluculukta tarafların haklarına ne oluyor yani biz burada öğrendik ki kişiler sonuç itibariyle anlaşmıyoruz deme hakkına da sahipler ve sonucu ne oluyor sonucunun e, bağlayıcı tarafını birazdan Ersun Hocam'a soracağım ama Fransa'daki durumu da merak ediyoruz sonuçlar yine yargı gibi yani mahkeme kararı gibi bağım, e, kişileri bağlar mı yoksa nasıl bir ilerleyiş söz konusu? Şimdi zaten ara buluculuğun üç tane sonucu olabiliyor. Birincisi taraflar tamamen o konuda anlaşıp o konu hakkındaki bütün uyuşmazlıkları bitiriyorlar. Hı hı. Veya ikinci seçenekte bir kısım herhangi bir birkaç maddede anlaşıp diğer maddelerde anlaşamıyorlar. Veya hiçbir şekilde anlaşamıyorlar. Hı hı. Şimdi ufak bir anlaşma veya tamamen bir anlaşma olduğu sürece şimdi bu, tar bu belgenin kesinlikle normal anlaşma hukukundaki iki kişinin arasındaki anlaşma gibi bir hukuki bağlayıcılığı var. Fakat icra edilebilir olması için hakim tarafından onaylanması gerekiyor. Hı hı. Eğer hakim tarafından onaylanmazsa icra edilebilirliği olmuyor ve bu taraflardan herhangi biri bu icra edilebilirlik için hakime başvurabilir ama hakimin de onaylamama hakkı da var. Yani hakim onaylamak zorunda da değil. Hı hı. Yani yasal bağlayıcılığı sonuç itibariyle yine bir hakimin kararına bağlı. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle kesinlikle yasal bağlayıcılığı demeyelim şimdi hukuki olarak çok doğru olmaz fakat icra edilebilirliği e, kesinlikle bir hakime bağlı zaten o yüzden ben ara buluculuğunda çok etkili bir yöntem olduğunu düşünmüyorum şahsen. O zaman e, hukuki terim yasal bağlayıcılığa gelelim yasal bağlayıcılığı nedir bu ara buluculuğun? Yasal bağlayıcılığı normal iki taraf olan, arasında olan bir e, anlaşmanın bağlayıcılığı kadar bir yasal bağlayıcılığı vardır. Fakat dediğim gibi mesela az, e, az önce bahsettiğim onaylama sürecinden hakim önüne eğer onaylanmak için çıktığı vakit Taraflardan birisi bu anlaşmanın geçersizliğini hük veya hükümsüzlüğünü sonra isteyebilir hakimden. Fakat bunu da tabii ki de kanıtlaması gerekir. Neden işte anlaşma hukukuna göre verili maddelere göre bu anlaşmanın geçersiz olduğunu kanıtlaması gerekir. Ki bazı ara buluculuk anlaşmaları avukat veya noter huzurunda imzalandığı için bunu kanıtlamak çok daha zor oluyor. Evet. Peki dava açma hakkının saklı olduğu durumlar da var mı? Dava hakkı hakkının e, saklı olduğu durumlar yok. Eğer hakim şimdi şöyle bir durum var. Eğer hakim bu anlaşmayı onaylar ise hı hı. bu kararı bir üst mahkeme taşıma hakkı var, onaylama kararını. Fakat eğer hakim onaylayıp ve ka, karşı taraf eğer istinaf hakkını kullanmadıysa e, kesinlikle icra edilebilirliği de var, e, hukuki bağlayıcılığı da var. Her türlü anlaşma işlevini görebiliyorlar. Evet. Çok teşekkür ederiz Furkan Bey. Fransa'ya selamlar. Hukukçu Furkan Tanrı verdi bize zaman ayırdığınız için. Fransa'daki ara dair bilgiler verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Evet hocam size de sormak istiyorum. Masraflı bir iş midir Türkiye'de ara buluculuk? Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle ben de bir Furkan Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Tabii kendisi Fransa'daki sistem itibariyle aslında çok etkili bir husus olmadığını düşündüğünü belirtti. Ama sizinle eğer bu konunun daha detaylarına girecek olursak Türkiye açısından daha farklı bir sonuca ulaşmanın da mümkün olduğunu ifade etmek isterim öncelikle. Evet. Şimdi masraflı bir süreç mi konusuna gelirsek? Eğer ihtiyari ara buluculuk söz konusuysa tabii ki burada ücretini taraflar ödeyecek ara bulucunun. <laughs> dava şartı ara buluculuk açısından ise bir ayrıma gitmemiz gerekiyor. Dava şartı ara buluculukta taraflar mecburen dava açmadan önce gitmek zorundadır. Dolayısıyla burada devlet e, taraflara şunu getirmiş. Diyor ki anlaşmak zorunda değilsiniz. Anlaşmadığınız <laughs> takdirde iki saatlik ücretini ben karşılayacağım. Yani iki saatlik ücret dediğimiz burada ne kadar hemen bir onu da somutlaştırmak minimum isterim. Minimum mu diye sormak istedim ben de şimdi iki saat deyince minimum iki saat midir ara buluculuk süresi? Minimum iki saat yani ara süreci iki saatten kısa da sürebilir ama hı hı. ara bulucuya ödenecek ücret iki saatten az olamaz. Hı hı. İki saat yerine getirilsin veya getirilmesin. Çünkü bazı görüşmelerde taraflar çok kararlı, kesinlikle anlaşmayacak. O zaman iki saat tabii ki orada tarafları tutmanın bir anlamı yok. Evet. Ancak hani bazı hallerde taraflar anlaşıp anlaşamayacağını belirlemek için görüşmeler yapıyor ve böyle bir durumda iki saatin de üstünde görüşmeler gerçekleştirilebilir. Farklı günlerde, farklı haftalarda. Dolayısıyla sadece belli bir zaman dilimine bunu özgülemiyoruz bir defalığına. Bunun tabi ücreti uyuşmazlığın niteliğine göre değişmekte. İş hukuku uyuşmazlıklarında ara bulucuya ödenecek en az ücret 1600 lira. Her iki tarafın toplam ödeyebileceği ücret ya da anlaşmadıkları takdirde bu devletin ara bulucuya ödemiş olduğu bir miktardır. Ama ticaret hukukundan doğan uyuşmazlıklarda biraz daha yüksek bir ücret belirlenmiş. Yanılmıyorsam 3100 ile 3200 lira arasında bir miktarda ticaret hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda doğmakta. Ancak bu özellikle anlaşma olmadığı ya da konusu para olmayan uyuşmazlıklar için söz konusu. Eğer Parasal bir alacakta anlaşmadıysanız e, anlaştıysanız affedersiniz. Hı hı. Anlaşmadıysanız zaten saatlik ücret söz konusu oluyor. Arabulucu devlet tarafından verilecek olan dava şartında. Anlaştıysanız ise anlaştığınız miktarın belli bir yüzdesi şeklinde asgari ücret tarifesinde belirlenmiş. Hı hı. Bu da %6 ile başlıyor. Hı hı. Bu kademeli olarak artmıyor ama onu söyleyeyim miktarın fazlalığına bağlı olarak %6'lık oran belli bir dilimden sonra %5, %4 şeklinde azalma göstermektedir. Taraflar anlaştığı takdirde o zaman kural olarak eşit bir şekilde bu Hı -hı. ücreti ödemesi gerekir. Evet. Ancak aksini kararlaştırabilirler. İş hukukundan gördüğümüz örneklerde genellikle anlaşmayla sonuçlanırsa süreç işveren işçinin payını da ödemeyi taahhüt ediyor. Hı hı. Şunu da merak ediyorum şimdi hocam ee, tarafları aslında konuştuk az önce ama kişiler neden bir avukata başvuruyorlar haklarını bilmedikleri için hakları konusunda birileri onlara bilgi versin diye istiyorlar sonuç itibariyle ara buluculukta bir avukat şartı da yok o sebeple bugün rehberde bu konuyu işlememiz çok güzel çünkü size şunu sormak istiyorum tarafların özel olarak dikkat etmeleri gereken mevzular varsa bunları da bizimle paylaşır mısınız? Ee, tabii ki taraflara özellikle şunu söyleyebilirim. Tabii ki avukatla temsil edilme zorunluluğu yok ama olanakları varsa mümkün mertebe hukuki bir destek ve yardım almalarını mutlaka öneririm. Hı hı. Çünkü sonradan burada eğer anlaşacak olurlarsa bunun geçersizliği ya da iptali o kadar kolay olmayacaktır. Hı hı. Bizde çünkü önemli sonuçların doğacağını söyleyebilmemiz mümkün. Maddi açıdan durumu olmadığını düşünenler tabii ki adli yardım olanağından yararlanabilirler. Arabulucular rağmen bu mümkün diyorsunuz. Tabii ki arabuluculuk sürecinde de adli yardım talep edebilirsiniz. Buna mevzuatımız olanaklı kılmış. Hı hı. Dolayısıyla bunu da öneririz. Hatta bazı hallerde arabulucular da eğer ki katılan taraf mesela işçi tarafının e, bir haklarının bilgisine sahip olmadığını düşünüyorsa hukuki destek almasını önerebilir hı hı, evet. Yani. bu süreç esnasında. Ee, az önce en kısa minimumu konuştuk ama şimdi de yeni de bir süreç aslında arabuluculuk Var mıdır böyle 3-4 yıldır süren arabuluculuk süreçleri? 3-4 yıllık... E, yani en uzun nedir aslında onu merak ediyorum. Süre olarak baktığımızda aslında ihtiyari arabuluculukta bir süre sıkıntısı yok. Hı hı. Taraflar 2 ay, 3 ay görüşebilir ama 3-4 yıllık bir süreç ben hiç karşılaşmadım şu ana kadar. Tabii bizim için de yeni belki hı hı. ileride bu tip süreçler olabilecektir uyuşmazlığın niteliğine göre. Ama dava şartı ara buluculukta kanun koyucu buna zaten sınır getirmiş olduğunu hı hı. görüyoruz. Getirilen sınırlama da gene uyuşmazlığın türüne göre değişmektedir. Eğer iş hukukuyla ilgili bir uyuşmazlık ara bulucunun önüne geldiyse 3 haftada zorunlu hallerde 1 hafta daha ekleniyor. Toplam 4 haftada en kötü bu süreç bitmesi gerekiyor hı hı. çok fazla uzamaması adına ama ticaret hukukundan kaynaklanan bir uyuşmazlıksa o zaman 6 haftada ki buna da 2 hafta daha eklenebilir toplam 8 haftalık bir sürede ara buluculuk sürecinin mutlaka bitmesi sonlanacağını hı hı. öngörebiliriz. Tabii burada şu soru akla gelebilir. Acaba burada geçirilen süre bir kayıp mıdır? Haklarımıza etkisi hmm, evet. ne olacaktır şeklinde kaygıları olabilir kişilerin ve bu yüzden sırf belki süreci kısa tutmak isteyebilirler. Kanun koyucu bunun önüne geçebilmek amacıyla şunu düzenledi. Dedi ki Para bulucuya başvurduk, sonuçlanıncaya kadar arada geçen sürede zaman aşımı ve hak düşürücü süreler işlememektir. Hı, yani hani çok bu çok güzel. önemli evet. güvencelerimizden birisi. Hı hı. Şimdi sona ermesinden bahsetmişken e, az önce Furkan Bey 3 alternatif söyledi nasıl sona erebileceğine dair. Bu aslında öngörülebilir bir şey ama e, Türkiye'deki durumda aynı bu 3 alternatif şeklinde mi sona er, erer veya ne olabilir başka? Tabii ki benzer durumlarda bizde de sona erme hali var ama sadece bunlarla sınırlı değil. Hı hı. Özellikle dava şartı buluculuktan öncelikle hareket edersek dört halde sona erebileceğini görüyoruz. Bunlardan birisi tarafların anlaşması. Hı hı. Tabii Çok ki güzel bizim olur. beklentimiz o aslında ama bir diğeri tarafların anlaşmaması. Bazen karşı tarafa ulaşamıyorsunuz, <laughs> karşı tarafa ulaşılamadığı için de sürecin sona ermesi mümkün ya da taraflar görüşmelere katılmamış olabilir veya birisi. <laughs> o zaman bu dört halde dava şartı ara buluculuk süreci sona erecektir. İhtiyari ara buluculukta bir sona erme hali aslında bu ara bulucunun biraz daha kendisinin takdirinde olduğunu söyleyebiliriz. Arabulucuyla elverişli değilse talep, o zaman arabulucu kendisi de süreci sonlandırabilme imkanına sahip. Belki de bu yüzden biz de diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak farklı meslek gruplarına değil de hukukçulara özgülenmiş olduğunu düşündüğümü söyleyebilirim. Mümkün olduğu kadar hukuki hataları azaltabilmek için. Şimdi dedik ki az önce seçeneklerden en ideal olanı kişilerin, tarafların anlaşmaları. Peki bu anlaşmanın sonucu nedir? Anlaşmanın sonucu... Evet bu anlaşma bir sözleşme Furkan Bey'in de söylediği gibi Fransa'da da aslında böyle kabul edilmekteymiş ki diğer tüm hukuk dallarında da belki. Ancak bu sözleşme olmakla birlikte biz böyle şöyle bir güvence getirmişiz. Diyoruz ki eğer ki anlaşırsanız anlaştığınız bu konularda dava açma hakkınızı kaybediyorsunuz. Böyle bir olanak olmayacak. Mesela diyelim ki işçi başvurdu ve kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin gibi alacakları konusunda anlaştı. Sonra dava açtığı takdirde sırf bu anlaşma belgesini sunarsa işveren mahkeme direkt o dava reddedilecektir. Başka hiçbir şeye bakmamıza gerek yok. Hı hı. Bu en önemli aslında tarafları belki anlaşmaya sevk eden hususlardan birisi. Dolayısıyla arabuluculuk sürecinde arabulucu tarafsız ve bağımsız bir kişi ve mutlaka bu sonuçları hakkında da tarafları bilgilendirmesi gerekir. Hı hı. Bir anlaşma belgesinden bahsettiğiniz bunun peki Hukuki niteliğinden de bize bahseder misiniz? Hukuki niteliği olarak biz bunu bir sözleşme olarak kabul ediyoruz tabii. Sözleşme dediğimizde hep bu sefer ne tür bir sözleşme olduğu sorusu evet. gündeme gelebilmekte. Tabii öğretide doktrinde farklı görüşler var. Bu suç sözleşmesi midir yoksa suç sözleşmesi benzeri bir sözleşme midir şeklinde. Genellikle benim en sevdiğim yanıt burada. Hukukçular eğer ki bir sözleşmeyi belli bir kategoriye sokamıyorsa kendine özgü derler. Dolayısıyla kendine özgü bir özel hukuk sözleşmesi ama güvencelerle desteklenmiş bir özel hukuk sözleşmesidir. Deyim yerinde ise ara bulucunun da onaylamış olduğu ve taraflarında imzasının ya da avukatlarının imzasının bulunduğu bir sözleşme metni. Bir anlaşma belgesi de denilebilir herhalde Tabii buna. Ki. Bir mahkeme kararıyla bu belgenin niteliği aynı mıdır? Mahkeme kararıyla çok teşekkür ediyorum aslında bu Fransayla da bazı açılardan hem benzer olduğumuz hem de evet. ayrıştığımız noktalardan birisi. Arabuluculuk sözleşmesi ki bu görüşmeler sonucunda anlaştık. Bu belge icra edilebilir nitelik taşıyabilir. İlan hı hı. niteliğinde belge vasfını kazanabiliyor. Bu iki şekilde olabilir. Bunlardan ilki Fransa'da olduğu gibi mahkemeden icra edilebilirlik şerhinin alınması. Ancak icra edilebilirlik şerhinin alınmasında mahkemeler Fransa'daki gibi çok da takdir hakkına sahip değil. <laughs> Sadece iki unsura bakabiliyor ve bu koşullar varsa mutlaka icra edilebilirlik şerhine vermiş olması lazım. Bunlar neler? Birincisi ara elverişli bir konuda mı taraflar anlaşmış? Hı hı. Eğer bu varsa birinci koşul gerçekleşmiş oluyor. İkincisi cebri icraya elverişli mi? Yani biz bunu ilanlı icra dediğimiz işte konusu bir para alacağıysa, bir edimi vermekse, hı hı. bir malı teslim etmekse o zaman icra edilebilir şerhini alabilirsiniz. Ancak şarta bağlı anlaşmalar olabilir. İşte bunu yaparsam ben de bunu yapacağım. Sadece bu tip anlaşma belgelerine icra edilebilirlik şerhi almanız olanaklı değil. Bu mahkeme kanalıyla icra edilebilirlik şerhinin alınmasıydı. Ancak sonradan mevzuatımızda yapılan bir değişiklikle eğer taraflar kendileri şahsen gelmiş, avukatları da var ve arabulucu da mevcut. Hı hı. Böyle bir durumda en az 5 imza olacaktır taraf evet. sayısına bağlı olarak. Bu imzaların tamamı atıldıysa o anlaşma belgesine artık mahkeme kararına ihtiyacımız yok. Biz bunu icra edilebilir, ilamlı bir ilam niteliğinde bir belge olarak kabul ediyoruz. Ya da ticaret hukukundan doğan uyuşmazlıklarda kusura bakmayın biraz bu kısım Uzun sürmüş oldu. Yok estağfurullah buyurun. Ama hani detaylandırmak adına. Tabii ki adına detaylar önemli. Bizim seyircilerimiz de adına. detayları merak ediyorlar. Dolayısıyla siz lütfen hiç çekinmeyin detayları vermekte. Çok teşekkür ederim. Eğer ticaret hukukundan doğan bir uyuşmazlık söz konusuysa tarafların yani asillerin imzası şart değil. Avukatları ve ara bulucunun imzasının bulunduğu bir anlaşma belgesi yeterli. <laughs> Anlaşmış ve ilam niteliğinde bir belgenin ortaya çıkmış olduğunu kabul edebilmemiz. Peki bunu arabulucu mu düzenliyor? Bunu aslında taraflar düzenler. <laughs> Bu tarafların sorumluluğunda. Ama uygulamaya baktığımızda genellikle taraflar ana başlıklar konusunda uzlaşmakta, ara bulucu daha sonradan bunu kaleme alıp taraflara iletip uygunsa eğer herkes için imza altına alınabilmektedir. Ama arabulucu düzenlemiş olsa bile mutlaka kontrol yükümlülüğü taraflara ait. Daha sonradan <laughs> Ben aslında bunu kastetmemiştim diyemezler imzaladık. O zaman neye dikkat etmeleri sonra. gerekir bu konularda? Özellikle bir anlaşma belgesi önlerine konuluyor. Avukatlarıyla birlikte bunu incelemeleri için bazen biliyorsunuz önümüze konuluyor bir evrak. Çok vakit olmuyor artık herkesin yorgunluk aşamasına geldiği bir safhada ve sonuç itibariyle de imzalar atılıyor. Dolayısıyla burada böyle bir daha detaylıca bakıp bunu biz bir eve götürelim bugün bir okuyalım. ...yarın getirelim, imzalayalım demeye hakkına sahip mi kişiler, taraflar? Tabii ki sahipler. Kesinlikle öyle bir tarafları zorlama ya da zaman baskısı gibi bir hususumuz söz konusu değil. Taraflar bunu detaylı olarak inceleyebilir. Ama özellikle iş hukuku açısından önereceğimiz, dikkat etmeleri gereken hususlar... ...bir kere eğer ki parasal bir alacak üzerinde anlaştıysalar... <laughs> ...kıdem tazminatı mesela 100 bin lira ödenecektir şeklinde... Bunun net veya bürüt olduğunun belirtilmesi evet, gerektiğini bir vurgulayalım. Bir şey. Çünkü bu çok önemli. Orada eğer hiçbir şey yazmıyorsa bu bürüt olarak da kabul edilebilir, net olarak da kabul edilebilir. Ayrı bir uyuşmazlık konusu çıkarmaya gerek, gerek yok. yok evet. Bir diğer husus burada bazen taksit söz konusu olabilmekte. Yani hmm. bir kere de ödemek zorunda değil taraflardan birisi ki özellikle bu genellikle işveren tarafı olmakta. Taksit olduğunda da bu sefer işveren şunun güvence altına alınmasını istiyor. Evet, ilk taksiti ödedi ama ikinci ya da üçüncü taksitleri ödemezse faiziyle almak istiyor. Bu gibi durumlarda ne tür bir faiz uygulanacak? Evet. Yasal faiz mi, mevduata uygulanan en yüksek faiz mi? Mutlaka bunların açıkça tekrar ayrı bir uyuşmazlık konusu olmaması için düzenlenmiş olması isabetli olacak. Şimdi sizin bu söylediklerinizden şunu anlıyorum. Anlaşma e, arabuluculuk sonrasında da yeni bir anlaşmazlık doğabiliyor aslında. Dolayısıyla bu e, anlaşma belgesinin herhangi bir şekilde bir iptali ya da değiştirilmesi mümkün mü? Tabi, taraflar tabii ki isterse burada değişiklik gerçekleştirebilir hı hı. Ee, ancak geçersizlik ya da iptal dediğimizde sınırlı da olsa böyle ihtimallerle karşılaşabiliyoruz. Hı hı. Bunun en tipik örneklerinden birisi geçersizlikle bağlantılı olarak bakmış olduğumuzda örneğin iş sözleşmesi devam ederken sözleşmenin sona ermesine bağlı alacaklar konusunda anlaşabilirler bazen taraflar. Daha iş sözleşmesi sona ermemiş ama kıdem tazminatı ödenmesi konusunda anlaşıyorlar. Bu gibi durumlarda yüksek mahkememiz Yargıtay bu anlaşmaları geçersiz sayıyor. Çünkü üzerinde tasarruf edilebilecek bir alacak kalemi doğmamış. Dolayısıyla buna mutlaka dikkat etmek lazım geçersizlik iddialarıyla karşılaşmamak için bir diğeri gerçek bir arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi. Yani işçinin de arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesinden haberdar olmasını biz istiyoruz. O yüzden görüşme işverenin iş yerinde değil de bağımsız bir yer, tarafsız bir yer olan arabuluculuk merkezlerinde ya da bir avukatlık bürosunda olabilir. <laughs> Mümkünse iş sözleşmesinin sona ermesini takip eden günlerde yani aynı gün değil. iş sözleşmesi bugün sona erdi hemen bugün yapalım değil. Ertesi gün veya diğer günlerde bu görüşmelerin gerçekleştirilmesi buradaki anlaşma belgesinin geçersiz olduğunu iddia etmeyi engelleyebilecektir. Bununla birlikte bazı hallerde ise iptal edilmesi söz konusu olabilir. Bu ne olabilir? Mesela hatayla, hata iradeniz sakatlandı. Hileyle veya tehdit yoluyla bu belgeyi imzalamanız söz konusuysa Tabii ki çok nadir bunlarla karşılaşıyoruz ama hiç karşılaşmadığımız haller değil. Dolayısıyla bu gibi durumlarda da anlaşma belgesinin iptali söz konusu olabilecektir. Evet, Erçin hocam son olarak az önce iş davalarından da bahsettiğiniz için özellikle iş iş davaları hususunda bir ara bulucuya başvurduğumuzda size söylediğiniz gibi hemen takip eden günlerde çok da arayı açmadan ama aynı gün olmamakta şartıyla belki bu bir tavsiye anladığım kadarıyla ama İhtiyari ara arabuluculuk kaçısı. Aslında öyle. Evet. Dava şartı ara buluculukta tabii süreci başlatacak olan işçi hı hı. orada alacağı niteliğine göre zaman aşımı süresi ya da hak düşürücü süre içerisinde mutlaka başvurusunu yapması gerekiyor. Ee, özellikle işe iade davalarındaki ara buluculuklarda diğer arabuluculuk mevzularına kıyasla bir fark söz konusu mu? Varsa bir fark özel olarak taraflar işçi özellikle nelere dikkat etmeli? İşe iade de çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok kısa bir süremiz var hı hı. ara buluculuk sürecini başlatabilmemiz için. Normalde diğer alacaklarda örneğin kıdem tazminatında 5 yıllık bir zaman aşımı süresi vardır. O süre esnasında istediğiniz zaman başlatabilirsiniz ya da başlatmak zorunda değilsiniz. Ama hı hı. işe iadede iş sözleşmesinin fesih bildirim yazısını aldıktan sonra bir ay içerisinde Mutlaka bu süreyi başlatmanız gerekiyor. Çünkü bu bir hak düşürücü süre. Hı -hı. Eğer kaçırırsanız bizim hukukumuz açısından en böyle olduğunu belirtebilirim. Evet. Bir daha bu talebi gündeme getirmeniz olanaklı değil. Hı -hı. Bir diğer dikkat edilmesi gerekiyor. Kısaca alalım süre. hocam süremizin Öyle mi? bayağı sonlarına geldik ama alalım sizden. Tamam çok teşekkür ederim. Anlaşma belgesini imzalarken özellikle Normalde çok serbestsinizdir ama işe iadede bu serbestlik biraz ortadan kalkıyor. Çünkü kanun anlaşmanın geçerli olabilmesi için üç başlığın mutlaka bulunmasını istiyor. Bunlar neler? Bir işe başlatma tarihi. Çünkü hı hı. işe iade talep etmişsiniz. Evet. Ne zaman işe başlatacak işveren? Hı hı. Bir diğeri işe başlatmazsa tazminatlar dediğimiz iş güvencesi tazminatıyla boşta geçen süreye ilişkin ücreti de düzenlemeniz gerekiyor. Çok vaktimiz olmadığı için çok detayına giremiyorum. Şimdi evet. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Doçent Doktor Ersun Civan, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bugün ara dair sorularımızı yanıtladı. E, süremizi aşmadan toparlamaya çalıştık ama ara dair gerçekten detaylı da bilgiler edinmiş olduk. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Yarın Türkiye saatiyle 16'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.